Merhabalar sevgili gençler. Ben SML hocanız. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız arkadaşlar. Polinom videosunun ikincisiyle karşınızdayız. Bir ara vermiştik. Bir gün sonrasına çekebilmek nasip oldu ancak videoyu. Neyse biz konumuza devam edelim. Şimdi polinomlarda bölme işlemini işleyeceğiz. Nedir bu bölme işlemi? Niye bu kadar abartılıyor? Neden ayrı bir konu olarak veriliyor bölme işlemi? Birazdan anlarsınız sevgili gençler. Şimdi Px ve Qx sıfırdan farklı iki tane polinom. Px'in derecesi Qx'in derecesinden büyük veya eşit ve bunlar da birden büyük veya eşit olmak üzere. Px bölü Qx, bakın burası Bx, burası Kx çıkmış. Aynı sayılardaki bölme işlemi. Bu kelimeyi, bu cümleyi 3-4 defa duyacaksınız daha benden. Bakın buraya bölünen, buna bölüm, buna bölünen, buna bölen, buna bölüm, buna kalan diyeceğiz sevgili gençler. Yukarıda verilen bölme işlemine göre Px'i nasıl elde edebiliriz? Bakın aynı sayılardaki bölme işlemi gibi. Px eşittir. Bununla bunu çarpıp Kx'e ekliyorsunuz. Kx eşit sıfırsa, yani kalan sıfırsa sevgili gençler, Px polinomunu Qx polinomuna tam bölünür diyeceğiz. Ya da Qx polinomu Px'i tam böler diyebiliriz. Şimdi biz bu sayılardaki bölme işleminde hani A'yı, neden böyle çirkin yazdım? A'yı sevgili gençler B'ye böldüğüm zaman burası C, burası K idi. Ve K her zaman B'den daha küçük olmak zorundaydı ya hani. İşte burada da kalan polinomunun derecesi bölen polinomunun derecesinden daima küçük olmak zorundadır diyeceğiz. Px 3x artı 1'e bölünmüş 5x eksi 3 kalanla 7 Px polinomunu bulunuz demiş. Şimdi Px polinomunu şununla şunu çarpacaksınız. Eşittir. 3x artı 1 çarpı 5x eksi 3 artı 7 olarak yazabilirsiniz. İster bunu dağıtın. Şıklara göre hareket edersiniz artık. İster bunu dağıtın sevgili gençler. Tamam mı? İsterseniz de bu şekilde bırakın. Sıkıntı yok. Geçtik 18. sayfamıza. Bölme işlemine göre Kx falan kalan polinomu hangileri olabilir diye sorulmuş. Şimdi gençler burada yapacağımız tek şey şu. Buranın derecesi kaç? 2. O halde kalan polinomun derecesi ya 0'dır ya da 1'dir. İkisinden birisi. Bakın buranın derecesi 2. Gitti. Kalan olamaz. Buranın derecesi 1. Buranın derecesi 0. Demek ki sadece 2 ve 3 olabilirmiş diyeceğiz. Cevabımız da 2 ve 3 olacak sevgili gençler. Geçiyorum bir diğer soruma. X üzeri 5 artı x kare artı x eksi 1'i x kare eksi 1'e bölünmüş. Bölme işlemini yapınız demiş. Yapalım. Bakın x üzeri 5 var. Artı x'in karesi artı x eksi 1. Ve biz bunu neye böleceğiz? X kare eksi 1'e böleceğiz. Şunu biraz uzatalım. Şimdi bu bölme işlemi yapılırken hep en büyük dereceli terimleri baz alacaksınız. Elimizde x üzeri 5 ve x kare var. X kare neyle çarparsam x üzeri 5 olur? X küple. Çarpalım. X kare çarpı x küp. X üzeri 5. Eksi 1 çarpı x küp de eksi x küp yapar. Üsttekilerden alttakileri burada çıkarıyoruz normal bölme işlemi gibi. Bundan bu çıktı 0 zaten. Bakın burada bir x kare var. X kare eksi x küpten x kare eksi eksi x küpten x kare artı x küp. Bakın buradaki eksi ve buradaki eksi artı yapıyor. Yukarıdakileri de aşağıya olduğu gibi indirin. Pekala. Şimdi burada en büyük dereceli terim hangisi? X küp. Burada yine x kare. X kareyi neyle çarparsam x küp yapar sevgili gençler? X ile. Dolayısıyla x ile çarpacağız. X çarpı x kare x küp. Eksi 1 kere x de eksi x yapar. Bundan bunu çıkaracağız yine. X küpler gitti. Yukarıda bir x karemiz. Artı x eksi eksi x'ten artı 2x. Eksi 1. Daha sonra x kareyi neyle çarparsak x kare yapar? Tabii ki 1 ile. Dolayısıyla 1 kere x kareden burası ne gelir sevgili gençler? X kare gelir. Eksi bir de birimiz var. Bundan da bunu çıkaracak olursak x kareler gitti. Eksi birler gitti. Geriye sadece ne kaldı? 2x. Bu bölme işlemi yapıldığı zaman zaten bunu ve bunu vermişti. Bölüm polinomumuz x küp artı x artı 1'miş. Kalan polinomumuz da 2x'miş sevgili gençler diyebiliriz. Geçtik 19. sayfamıza. A bir gerçek sayıdır. X eksi 2 çarpı px x küp artı 2x kare artı ax eksi 20 eşitliğini sağlayan px polinomunu bulunuz demiş. Şimdi bunun ben polinom olduğunu biliyorum. Şimdi bu tarafta x gördüğümüz yere 2 yazarsak bu taraf komple 0 olacaktır. Demek ki bu tarafta yazdığımız zaman da 0 olacak bu ifade. X gördüğümüz yere 2 yazdığımız zaman yazalım. 2'nin küpü 8. Artı 2 çarpı 2'nin karesi yine 8. Artı 2a eksi 20 eşittir 0 olacak. Buradan 2a eksi 4 eşittir 0. Buradan a eşittir ne gelir sevgili gençler? 2. Şimdi a 2 ise buraya ben 2 yazabilirim. Bir sıkıntı yok. X eksi 2 çarpı px eşittir. Bakın
Burada şöyle alabilir miyiz? Alamıyoruz. O halde sevgili gençler biz de şunu yaparız. Px eşittir dedim. Px eşittir. X küp artı 2x kare artı 2x eksi 20 bölü x eksi 2. Şimdi demek ki biz Px polinomunu bulabilmek için şu an bulmadık. Bakın bu polinom değil. Bu polinom değil. Şu an daha bulmadık. Biz bu Px'i bulabilmek için sevgili gençler şu polinomu şuna bölmemiz gerekiyor. O halde bölelim. X küp artı 2x kare artı 2x eksi 20'yi ben x eksi 2'ye bölecekmişim. Şimdi ben burayı x kare ile çarparım. X küp eksi 2x kare yapar. Çıkarırız. X küpler gitti. 2x kare eksi eksi 2x kareden 4x kare geldi. Artı 2x eksi 20'yi de aşağıya sürükledik. 4x kare var. Ben bu ikisini ile çarparsam 4x kare yapar 4x'ten. O halde 4x kare eksi 8x yazdım ve çıkardım. 4x kareler gitti. 2x eksi eksi 2x'ten 10x eksi 20 geldi. Ve ben bu x'i neyle çarparsam 10x yapar diyeceğim. Artı 10'la tabii ki burası da 10x eksi 20 yaptı. Çıkardım 0. Şimdi demek ki bu x küp artı 2x kare artı 2x eksi 20 dediğimiz polinom aslına bakarsanız şurası x eksi 2 çarpı bakın şununla şunun çarpımıymış. X kare artı 4x artı 10'muş. Bunu da ben x eksi 2'ye bölecek olursam bunlar gider. Geriye kalan ifade px'i verir bize. Ne kaldı? X kare artı 4x artı 10 kaldı sevgili gençler. İşte px polinomumuz budur diyebiliriz. Şimdi bir px polinomunun ax artı b ile bölümünden kalanı nasıl bulabiliriz? Tabii ax artı b'ye böleriz. Bu bir cevaptır. Fakat daha kısa bir şekilde kalanı bulabiliriz sevgili gençler. Nasıl mı? Şu şekilde. Bir px polinomunu x eksi a ile bölümünden kalanın pa olduğunu söylüyoruz. Pa eşit 0 ise x eksi a ifadesi px polinomunun bir çarpanıdır yani tam böler. Pa 0 ise x eşittir a sayısına px polinomunun bir sıfırı yani kökü denir. Şimdi biz burada px eşittir x kare eksi 5x artı 6 polinomunu bir ele alalım. Bu polinomun x eksi 2 ile bölümünden kalanı bölme işlemi yapmadan bulalım. Px'i x eksi 2'ye böldük. Burası bx, burası a. Kalan da mutlaka a ise. Bakın sevgili gençler. Ben Px'i x eksi 2 çarpı bx artı a biçimde yazabilirim. Şununla şunun çarpımı artı a. Ben x gördüğüm yere 2 yazarsam sevgili gençler bakın x gördüğü yere 2 yazarsanız burası komple gider ve kalanı bulursunuz. Demek ki ben bir polinomu x eksi a'ya ya da x eksi 2'ye bölüyorsam x gördüğümüz yere 2 yazacağız. X eksi a'ya bölüyorsam x gördüğümüz yere a yazacağız. Yani buradaki ifadenin sıfırını x gördüğümüz yere yazacağız polinomda. Peki sonuç olarak Px polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan p2'dir. Px polinomunun çarpanlarından biri 3x eksi 1 ise p1 bölü 3 bakın buranın kökü 1 bölü 3. P1 bölü 3 sıfırdır. Px eksi 2 polinomunun x eksi 3 ile tam olarak bölünüyorsa sevgili gençler 3'ü alırsınız yerine yazarsınız p1 sıfıra eşit olacak. Bu kadar basit yapmamız gerekenler. Yine örnekler üzerinden görelim çünkü örnekler üzerinden daha anlaşılır olacağını da düşünüyorum. Px x küp eksi mx kare artı nx artı 10 polinomu x artı 1 ile tam olarak bölünebildiğine göre m artı n toplamı kaçtır? Bakın şuna tam olarak bölünebiliyor ve sorulan soru da m artı n. Arkadaşlar eğer bizim polinom x artı 1'e bölünüyorsa bunun kökü nedir? Eksi 1'dir. İşte bu eksi 1'i x gördüğünüz yere yazarsanız p eksi 1 tam olarak bölündüğü için kalana eşit olacak ve 0'dır diyebiliriz. Şimdi demek ki p eksi 1'i bulalım diyeceğiz. X gördüğümüz yere eksi 1 yazarsak eksi 1'in küpü eksi 1. Eksi 1'in karesi 1. 1 kere eksi m eksi m yapar. Eksi 1 kere n eksi n yapar ve bir de artı 10'umuz var. Şimdi şu eksi m ve eksi n'yi karşıya gönderirsek sevgili gençler. Eksi 1 10 daha kaç yapar? 9 eşittir. Eksi m ile eksi n'i karşıya gönderdiğimiz zaman m artı n gelir. M artı n sorulmuştu zaten. Cevap 9'dur diyeceğiz. Px eksi 2 x kare eksi mx artı 5 polinomu veriliyor. Px polinomunun çarpanlarından bir tanesi de x artı 3'tür denilmiş. A kaçtır diye soruluyor. Bu polinomun çarpanlarından bir tanesi x artı 3 ise demek ki sevgili gençler Px polinomunun çarpanlarından birisi buysa p eksi 3 sıfırdır. P eksi 3 elde edilmek için x gördüğümüz yere eksi 1 yazarız. Ve böylelikle p eksi 3 geçer önümüze. P eksi 3 eşittir. Bakın eksi 1 yazıyorduk yerine. Eksi 1'in karesi 1 artı m artı 5. Ve bu da ne olması lazım? 0. Demek ki m artı 6 sevgili gençler. Ne olacakmış? 0.
Buradan da m eşittir eksi 6 olacakmış. Soruda bir dizgi hatamız var. Burada m olarak verdik ama a'yı sormuşuz. Burada sevgili gençler m kaçtır diye soruluyor. M eksi 6'dır cevabını verebiliriz. Bir px polinomunun x artı 3 çarpı x eksi 5 ile bölümünden elde edilen 9x eksi 2'dir. Buna göre kalan budur. Buna göre px polinomunun x artı 3 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi ben büyük sayı sayılarda ne yapıyorduk? Büyük sayılar yerine onların belirli bir sayıya bölümlerinden kalanlarıyla işlem yapmayı tercih ediyorduk. Burada da ana polinom, büyük polinom yerine biz kalanıyla işlem yapmayı tercih edeceğiz ki kalanı 9x eksi 1, 2'ymiş. Burada x artı 3 ile bölümünden kalan soruluyordu. Yani ben x gördüğüm yere eksi 3 yazacağım. Nerede? Polinomda değil de kalanında yerine yazacağım. 9 kere eksi 3, eksi 2 bizim cevabımızdır. Yani cevap eksi 29'dur diyebiliriz sevgili gençler. Geçtim 21. sayfama. Üçgen içerisindeki x, x artı 1'in küpü ve dörtgen içerisindeki de x eksi 2'nin dördüncü kuvveti şeklinde tanımlanıyor. Px polinom olmak üzere. Px eşittir şu ifade. Polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan soruluyor. Şimdi öncelikle şu içerideki üçgenin ben x artı 1'in küpü olduğunu biliyorum. Ve bu da bir kare içerisinde. Ve bu karede bundan 2 çıkarıyor. Yani x artı 1'in küpü bundan 2 çıkarıyor ve sonuç olarak da dördüncü kuvvetini alıyor. İşte bu Px polinomu. Bu Px polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalıyorsa buranın kökü nedir? 2. Demek ki bizden aslında x eksi 2 ile bölümünden kalan yerine P2 isteniyor. P2'yi bulalım. 2 artı 1'in küpü eksi 2'nin dördüncü kuvveti dedik. P2 sevgili gençler buradan 2 artı 1, 3, 3'ün küpü 27. 27'den 2'yi çıkardım. 25. Demek ki cevap 25'in dördüncü kuvvetiymiş ya da 5'in sekizinci kuvvetiymiş diyebiliriz sevgili gençler. Geçtim bir sonraki örneğime. Px ve Qx birer polinom. Px'i Px eksi 5'e böldüğümüz zaman kalan a oluyor. Qx eşittir. X kare eksi Mx artı a polinomu x eksi Q0 ile tam bölünmektedir. Buna göre m kaçtır diye soruluyor sevgili gençler. Şimdi ben burada kalanımız a'ymış ya burada. Eğer ki a olmamış olsaydı bu işin içerisinde yani fazlalık olmamış olsaydı Px eksi a olurdu. Px eksi a Px eksi 5'e tam bölünecekti. Demek ki sevgili gençler tam da bölünüyorsa A sayısı burada 5'tir diyebiliriz. Yani burası buraya tam bölünüyorsa A'da ve A'da 5'tir diyebiliriz. A'nın 5 olması gerektiğini bulduk. Böylelikle Qx'i de biraz yarım yamalak bulmuş olduk. Yani x kare eksi mx artı 5 olması gerektiğini de bulduk. Qx eksi Q0 pardon x eksi Q0'la tam bölünüyorsa buranın kökü x eşittir Q0'dır sevgili gençler. Demek ki ben Q'da x gördüğüm yere Q0 yazınca cevap ne oluyormuş? 0. Ki Q0 buradan Q0 eşittir. 0 yerine yazarsak hop hop gitti 5'miş. Demek ki sevgili gençler Q5'in 0 olması gerektiğini de söyleniyor bize. O halde Q5'i bulalım. Q5 5'in karesi 25 eksi 5m artı 5 eşittir 0 ise 5m eşittir 30'dur. Buradan m kaçtır sevgili gençler? 6'dır diyebileceğiz. Geçtim 22. sayfama. Px, x küp artı mx eksi n artı 1 polinomu x artı 1 çarpı x eksi 2 ile tam bölünebilmekte. Buna göre m çarpı n kaçtır diye soruluyor. Şimdi bu ikisine çarpımına tam bölünüyorsa p eksi 1 de 0'dır. P2 de 0'dır diyeceğiz. Neden eksi 1 ve 0? Bunun ve bunun kökleri sevgili gençler. Şimdi p eksi 1 sıfırsa p eksi 1 eşittir. Eksi 1'in küpü eksi 1 eksi m eksi n artı 1 eşittir 0. Buradan sevgili gençler eksi 1 ile artı 1 giderse m artı n'nin 0 olması gerektiğini ve p2'nin de 0 olması gerektiğini biliyorduk. Onu da yerine yazarsak 2'nin küpü 8 artı 2m eksi n artı 1 eşittir 0. Burada 2m eksi n eşittir eksi 9'dur diyebiliriz. Ben bu ikisini toplarsam artı n ve eksi n gider. 3m eşittir eksi 9 olur. M buradan eksi 3 gelecektir. Eksi 3'ü burada yerine yazarsam eğer ki m eksi 3 ise eksi 3 artı n de 0 ise n sayısı da 3 gelecektir. M'nin eksi 3, n'nin de 3 olduğu şartlar altında m çarpı n sorulmuş. Eksi 3 kere 3'ten cevap eksi 9 olacaktır diyebiliriz
Gönül rahatlığıyla. Geçtim bir diğer duruma. Bir Px polinomunun sabit terimi 6 ve katsayılar toplamı da 10'dur denilmiş. Yani P1'in 10 olması gerektiğini ve P0'ın da 6 olması gerektiğini söylemiş bize. Sabit terim bulunurken x gördüğümüz yere 0, katsayılar toplamı bulunurken de 1 yazılması gerektiğini biliyoruz. Buna göre Px polinomunun x kare eksi x de bölümünden kalan kaç? Şimdi bakın, biz ne polinomuna bölüyoruz? İkinci dereceden bir polinoma bölüyoruz ifademizi, polinomumuzu. Ve ikinci dereceden polinoma böldüğümüz için kalan, yani kx polinomu maksimum birinci dereceden olur. Yani ax artı b formatındadır. Şimdi ben p1'den kalanı biliyorum 10. O halde k1 de 10'dur. K1 eşittir a artı b'den, burası 10 geliyormuş. Ve k0 da 6'dır diyebiliriz. K0 eşittir a çarpı 0 artı b'den, burası 6'ymış. Demek ki b 6'dır. A da 4'tür. Kalanı bulunuz demiş. E ben kx ax artı b seçmiştim. A'yı 4 buldum. 4x. B'yi de 6 buldum. 4x artı 6 benim cevabımdır diyebilirim. Bir diğer sorumuza bakalım. Px polinomunun x artı 2 ile bölümünden elde edilen bölüm bx ve kalan 3'tür denilmiş. Hadi bunu yazalım. Px polinomunun x artı 2 ile bölümünden bölüm bx'miş. Kalan ise 3'müş sevgili gençler. Böyle bir ifade oluştu elimizde. Ve şuradaki bx polinomunun da, yani şuradaki bx polinomunun, Bursa x polinomunun da x eksi 1 ile bölümünden kalan eksi 6'ymış. O halde biz burada şöyle bir şey yazabilir miyiz? B1, burada sevgili gençler bakın buranın kökü 1 olduğu için B1 eşittir eksi 6 diyebiliriz. Tabii şöyle de bir durum var ki buradan da P eksi 2'nin aslına bakarsanız 3 olması gerektiğini de söyleyebiliriz. Şimdi B1 eksi 6 olduğunu biliyoruz. Peki P1'i merak edelim. P1 ne olur? 1 artı 2'den 3 çarpı B1. B1 eksi 6 idi. Artı 3. Yani eksi 18 artı 3'ten eksi 15 gelecektir. Aslına bakarsanız artık şunları söyleyebiliriz. P eksi 2 3 ve P1 de o eksi 15'tir diyebiliriz. Şimdi bizim neye bölüyoruz biz bu px polinomumuzu? X kare artı x eksi 2'ye. Peki bu x kare artı x eksi 2'yi ben x'e x artı 2 eksi 1 diye çarpanlarına ayırırsam burası x artı 2 çarpı x eksi 1 eşit olmaz mı? Olur. Bakın bu çarpanlar da x artı 2 ne hikmetse burada ve x eksi 1 de burada yer alıyor. Yani bunlar bize p1 ve p eksi 2'yi boşuna buldurmadı. Biz de bunları boşuna bulmadık. Peki o zaman ne dememiz lazım? Burası ikinci derecedense kalan polinomu sevgili gençler kx birinci dereceden olmak zorundadır maksimum ax artı b biçiminde. Ve ben p eksi 2'yi biliyorum 3'tü. Demek ki k eksi 2 de 3 olacak. Üstteki sorumuz gibi. K eksi 2 eşittir eksi 2 2a artı b. O da eşittir 3'tür. Tabi p1 eksi 15 ise k1 de eksi 15 olmak zorunda. Dolayısıyla yerine yazarsak a artı b'nin de eksi 15 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Gelin alttakinden üsttekini çıkaralım. B'ler gider. 3A eşittir eksi 18 gelir. Ve A buradan eksi 6 olur. Eğer ki A eksi 6 ise B de eksi 9'dur diyebiliriz. Kalan sorulmuştu. Ve ben kalan A eksi artı B demiştim. O halde kalan B'miz eksi 6 ile eksi 6. A'mız eksi 6 ile eksi 6. Eksi 9 diyebiliriz. Çünkü B de eksi 9'du. Demek ki cevabımız sevgili gençler ne olacak? Eksi 6x eksi 9 olacak diyebiliriz. Şu sayfanın güzelliğine bakın ya. Çalışmak böyle bir şey. Bakın şu sayfaya bakın ne kadar temiz ve nezih duruyor. Buraya bakın ne kadar kirlenmiş aslında. Burası da az önce temizdi. Hatta şöyle yaparsak farkını da çok güzel görürüz. Şöyle. Bakın ne kadar güzeldi. Şimdi daha güzel oldu diyebilir miyiz? Evet, devam. 23. sayfa. İkinci dereceden baş katsayısı 2 olan bir px polinomu x eksi 3 ve x artı 1 ile tam bölünmektedir. Bu ne demek sevgili gençler? P3 de 0'mış ve p eksi 1 de 0'mış demek aslında. Peki güzel. P5 soruluyor bize. Baş katsayısının 2 olduğunu biliyoruz. O zaman ben bu px'i şu şekilde yazabilir miyim? 2x kare ikinci dereceden de artı ax artı b diyebilirim. Şimdi tabii şöyle de bir durum var.
Biz bunu bu şekilde yazabiliriz fakat yani 3'ü ve eksi 1'i yerine yazarak sıfıra eşitleyebiliriz fakat şöyle yapmak daha mantıklı olabilir. Gelin benden size bir tiyo olsun bu da. Px polinomu madem şunlara bölümünden kalan 0 yani x eksi 3'e ve x artı 1'e x eksi 3 ve x artı 1 diye çarpan mutlaka vardır. İşte baş katsayısı 2 olduğu için burada da 2 vardır diyebiliriz. İşte Px polinomu aslında bunlar ibaret. 2 parantezinde x kare eksi 2x artı değil eksi 3 yazabiliriz sevgili gençler. P5 soruluyor. Artık P5'i bulmak için de tam tersini yazacağız tabii ki. P5 eşittir. 2 çarpı direkt şurada yerine yazabilirsiniz. 5'ten 3'ü çıkardım. 2. 5'e 1 ekledim. 6. Cevap ne olur? 24 olur diyebiliriz sevgili gençler. Geçtim bir diğer soruma. İkinci dereceden bir Px polinomu x eksi 2 ve x artı 3 ile bölündüğünde 1 kalanını veriyor. Yani bu ne demek? P2 de 1'miş. P eksi 3 de 1'miş sevgili gençler. Px polinomu x eksi 3 ile bölündüğünde 13 kalanını verdiğine göre yani P3'ün de 13 olduğu verildiğine göre Px polinomunun sabit terimi kaçtır diye sorulmuş. Şimdi gençler ben bu Px polinomu için size bir önerim var. X eksi 2 ile bölünüyormuş. X eksi 3 ile de x artı 3 ile de bölünüyormuş ve bölündüğü takdirde de 1 kalanını veriyormuş. Şurada nasıl bir çarpan olduğunu bilmiyorum ama 2 mi 3 mü 5 mi eksi 7 mi hiçbir şey bilmiyorum. Orayı da A dedim. P3'ü niye vermiş sizce? P3'ü A'yı bulalım diye verir her zaman. O halde A çarpı 3'ten 2'yi çıkardım 1. 3'e 3 ekledim 6 artı 1. Yani 6A artı 1. P3 kaçtı sevgili gençler? 13'tü. O halde 6A kaç olur? 12 olur. Peki A kaç olur sevgili gençler? 2 olur. Bu x polinomunun sabit terimi sorulmuştu. Sabit terim olarak da bu A'yı 2 bulduk ya. P sabit terim sorulduğu zaman P0'ı bulacaktık. 2 çarpı 0'dan 2'yi çıkardım. Eksi 2. 0'a 3 ekledim. 3 artı 1 diyeceğiz. Yani gençler şurası. Eksi 6 eksi 12 olur. Artı 1 daha cevap ne olur? Eksi 11 olur diyebiliriz bizim sabit terimimiz. Geçtim 24. sayfama arkadaşlar. Burası x1 ve burası x2 ise ve burada da a varsa baş katsayısı a sıfırları x1 ve x2 olan ikinci dereceden bir polinom manasına geliyor bu. Baş katsayısı a ve sıfırları x1, x2 ve x3 olan üçüncü dereceden bir polinom manasına geliyor buradaki üçgende. Bu polinomun katsayılar toplamı sorulmuş. Şimdi bizim sıfırlarımız 2 ile 3 ise ve baş katsayımız da 6 ise polinomun ilk kısmı yani soldaki kısım sevgili gençler 6 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 3'tür. Bakın böylelikle sıfırlarımız 2 ve 3 oldu. Baş katsayımız da 6. Artı bunları silelim ki karışmasın. Şöyle artı dedim. Baş katsayısı 4 olan 4 çarpı sıfırlarımız da 0, 2 ve 3 olan yani x eksi 2, x eksi 3 çarpı bir de neyimiz olacak şurada? 0 diye bir sıfırımız varsa burayı da x diyeceğiz. Bunun katsayılar toplamı sorulmuş. Buna ben px derim. Katsayılar toplamı da p1 ile buluyorduk biliyorsunuz. P1 eşittir. 6 çarpı 1'den 2'yi çıkardım eksi 1. 1'den 3'ü çıkardım eksi 2. Artı 4 çarpı 1'den 2'yi çıkardım eksi 1. 1'den 3'ü çıkardım eksi 2. X gördüğümüz yerde de 1 yazıyorduk zaten. Bu da bize neyi verecek? P1'i. Şurası kaç yapar sevgili gençler? 12. Peki şurası kaç yapar? 8 yapar. 12'ye 8 eklerseniz doğru cevabın 20 olması gerektiğini söyleyebilirsiniz. Gönül rahatlığıyla. Geçtim arkadaşlar. 25. sayfama. 25. sayfada bir uyarı. Diyor ki Px'in derecesi m ve Qx'in derecesi n ise m n'den, n'de birden büyük veya eşit olmak üzere Px bölü Qx'in derecesi m eksi n'dir diyoruz. Sorumuza bakalım. Bunun derecesi m ve bununki n olmak üzere. X küp çarpı Px bölü Qx kare. Şimdi bunun derecesi m ise eğer ben bunu x üzeri m olarak kabul ederim. Qx'in derecesi n ise bunun derecesini de 2m olarak kabul ederim. Yani x üzeri 2m'dir diyebiliriz. Böylelikle x üzeri m artı 3 bölü x üzeri 2n gelir sevgili gençler burada. Bu da neye eşittir? X üzeri m artı 3 eksi 2n'e eşittir. Diyor ki bize bunun derecesi kaçtır?
Derece burasıdır. Yani cevabımız m artı 3 eksi 2 ne olur sevgili arkadaşlar. Geçtim bir diğer soruma. Qx sıfırdan farklı olmak üzere px, qx, px bölü qx birer polinomdur. P kare x çarpı qx çarpı x küp artı 20'nin derecesi 20'ymiş. X küp artı 1'in derecesi 20. Px bölü qx'in derecesi de 7'ymiş. Yani şöyle diyebilir miyiz? Derece qx'e sevgili gençler. Ben eğer a dersem derece px ne olur? A artı 7 olur. Çünkü ben bunun derecesinden bunun derecesini çıkarınca 7 kaldığını biliyorum. Şimdi peki px'in derecesi a artı 7 ise p kare x'in derecesi nedir? 2a artı 14'tür. Çarpılıyorsa dereceler toplanıyor biliyorsunuz. Qx'in derecesi a'ydı. Buradaki x küp artı 1'in derecesi de 3'tür. Ve bunların toplamı da 20'ye eşit oluyormuş. Soruyu bitirdik neredeyse. 2a ile a'nın toplamı 3a yapar. 14 ile 3'ün toplamı da 17 yapar. 17'yi de karşıya atarsanız eşittir 3 olur. A kaçtır arkadaşlar? 1. Px'ten Qx'i çıkardığınız zaman hangisinin derecesi büyükse onun sözü geçerlidir derecede. Tabii ki Px'in. Ben A'yı da 1 bulmuştum. Px'in derecesi sorulmuş aslında. Yerine yazarsak 1'i 1 artı 7'den cevabımız ne olacaktır? 8. O halde bu sorumuzun cevabı 8'dir diyebiliriz. Peki gençler, sınavda sizlere bu polinom sorularını nasıl sorarlar? Ya da bu bölümün ismi nasıl sordular da olabilir. Px bir polinom ve Px eksi 1 artı x kare çarpı Px artı 1 eşit x küp artı 3x kare artı x artı 1. P2 de 4 olduğuna göre Px polinomunun sabit terimi kaçtır diye soruluyor. Şimdi P2'nin 4 olduğu verilmiş bize sadece. Yani elimizde sadece şöyle bir bilgi var. Yukarıdaki de aman azımsamayın çok güzel bilgiler var aslında. Buranın içerisinde birazdan göreceğiz. Şimdi gençler Px polinomunun sabit terimi nedir? P0'dır. Aslında bize P0 soruluyor. Ben P0'ı bulabilmek için burada x gördüğüm yere 1 yazsam P 1-1'den ne gelir? P0. Çok güzel. P0 yakaladık. Artı x gördüğümüz yere 1 yazıyorduk. 1'in karesi 1'dir zaten. Onu görmüyorum. 1 artı 1'den de P2. X gördüğümüz yere her yerde 1 yazıyoruz. Eşittir. 1'in küpü 1. 3 kere 1'in karesi 3. 1, 1. Şimdi bana da P2'nin 4 olduğu zaten verilmiş. Şuradan 3 artı 1 de 4'tü. Bu 4 ile bu 4 gider. P0 kaldı geriye. P0'da 1 artı 1'den kaç gelir arkadaşlar? 2. Demek ki cevabımız budur diyebiliriz. Geçtim 27. sayfama. 2015 LYS 1. sınavda sorulmuş. Px 2. dereceden bir polinom. Qx ise k. Sabit bir polinom olmak üzere. Px artı Qx eşittir 2x kare artı 3. Ve Pqx de 9'muş. Eşitlikleri veriliyor. Buna göre k'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi k sabit bir polinom zaten. Onda bir sıkıntı yok. Ben şuraya yazarsam ki eğer qx'in k olduğunu biliyorum ya. X gördüğüm yere k yazsam. Pk artı qx tabi zaten direkt k'ya eşitti. Eşittir. 2 tane k kare artı 3 olur. Şimdi ben pqx'in 9 olduğu bilgisi verilmişti bize. Qx k'ydı zaten. Yani demek ki pk 9'a eşit. Yani şurası 9. Demek ki sevgili gençler 9'un üzerine k ekleyince 2k kare artı 3 oluyormuş. Hepsini bir tarafa toplayın. 2k kare eksi k eksi 6 eşittir 0. Şimdi k'nın alabileceği değerler toplamı sorulmuş bize. Bir ben burası k'ya bağlı ikinci dereceden bir ifade olduğunu bildiğim için eksi b bölü a'dan k'nın alabileceği değerlerin toplamını bulabiliriz kökler toplamında. Bu da eksi eksi 1 bölü 2'dir. Yani cevap 1 bölü 2'dir diyebiliriz sevgili gençler. Cevabımız Adana'ydı. Geçiyorum arkadaşlar bir diğer soruma. Üçüncü dereceden baş katsayısı 1 olan gerçel katsayılı Px polinomu P1 eşit P3 eşit P5 o da eşit 7 olarak verilmiş. Ben bu Px polinomunu sanırım şu şekilde yazabilirim. Bakın x eksi 1 çarpı x eksi 3 çarpı x eksi 5 bitti mi bitmedi artı 7. Buna da bölündüğü zaman buna da bölündüğü zaman buna da bölündüğü zaman kalan her zaman 7 olacak sevgili gençler. Şimdi P0 değeri kaçtır diyelim. Px'i bulduk biz o zaman.
Direkt yazarım, hiç durmam. Sıfırdan 1'i çıkardım, eksi 1. Sıfırdan 3'ü çıkardım, eksi 2. Pardon, eksi 3. Sıfırdan 5'i çıkardım, eksi 5. Ve son olarak artı 7. Şurası artı 15, eksi 15 yaptı. Eksi 15 artı 7 de sevgili gençler nedir? Eksi 8'dir diyebiliriz. Cevabımız da bu şekilde C seçeneği olmuş oldu. Geçtim 29. sayfama. 2018'de TYT'de soruldu bu soru. Px bir polinom olmak üzere PA eşit 0 eşitliğini sağlayan A sayısında bu polinomun bir kökü denir. Px ve Rx polinomları içinde Px'in x kare eksi 1 olduğu bilgisi bize verilmiş. Rx ise PPx'miş. Yani sevgili gençler, x gördüğümüz yere x kare eksi 1'in tekrar yazılması demekti. X kare eksi 1'in karesi eksi 1. Ben bunu çarpanlarına ayırırsam x kare eksi 1'in karesi eksi 1'i x kare eksi 1 eksi 1 çarpı x kare eksi 1 artı 1 olur. Yani x kare eksi 2 çarpı x kare olur sevgili gençler. Pekala. Bu da Rx'miş. Bunu da bulmuş olduk. Buna göre eksi 1, 0 ve 1 sayılarından hangileri Rx polinomunun bir köküdür? Eksi 1'i yerine yazarsak burada sevgili gençler cevap 0 gelir mi gelmez? Gitti. 0'ı yerine yazarsak gelir. 1'i yerine yazarsak gelmez. Demek ki sevgili gençler cevabımız yalnız 2 olacakmış diyebiliriz. Çünkü Rx'de eksi 1'i ve 1'i burada yerine yazdığımız zaman cevap hiçbir şekilde 0 gelmez. Ama 0 yazdığımız zaman cevap 0 gelir. Ve 30. sayfamızdayız. Son sorumuzdayız sevgili gençler. Şimdi bu soruyla beraber size de şunu sormak istiyorum. Düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorum kısmına da yazabilirsiniz. Şimdi bizim konuyu anlatırken verdiğimiz örnekler ve çözdüğümüz soruların çözümlerini düşünün. Bir de sevgili gençler bu çıkmış soruları düşünün. Yani birkaç tane çıkmış soru araya serpiştirdik. Sonuçta polinomlarla alakalı çıkmış sorular. 2000 yılından da soru vardı. 2013'ten de vardı, 15'ten de vardı, 18'den, 19'dan vardı gibi. Bir de bu ÖSYM'nin yaptığı sınavlardaki soruları düşünün. Sizce hangilerinin çözümleri daha zordu, daha meşakkatliydi? Gençler, sınav sorularının zor gelmesi sizin onu tamamen sınav olarak adlandırmanızdan kaynaklı. Yani ben eminim 2020 AYT sınavını veya 2019 AYT, 2018 TYT fark etmez. Standart dershanenizde, şurada burada kursunuzda, evinizde yapılan bir sınav olarak hani kapağını değiştirip önünüze koysak sınav heyecanı ve sınav stresi olmadan çok çok daha sağlam çözersiniz. Bunu siz de biliyorsunuz. Peki neden o zaman bu heyecan? Bence öncelikle biraz heyecanınızı yenin. Önce korkularınızdan bir arınıp daha sonrasında sınav çalışmaya başlayın da diyebilirim size. Şimdi geçelim 2019 AYT sınavında çıkmış soruya. En yüksek dereceli teriminin katsayısı, yani baş katsayıdan bahsediyor. 1 olan 4. dereceden bir polinomun köklerinin birer tam sayı olduğu bilinmekte. Bu polinomun grafiğinin dik koordinat düzleminde eksenleri kestiği noktalara ait bazı parçaları da aşağıda verilmiş. Buna göre bu polinomun katsayılar toplamı sorulmuş. Şimdi gençler bu bazı parçaları verilmiş ya, ben bu grafiği tamamlayacağım. Yani içim rahat etmiyor tamamlamadan, değil mi? Yani tamamlasak daha şık olur. Peki bakın eksi 3'ten şu şekilde geçmiş. Eksi 3'ten aşağıya doğru inmiş ama bakın şurası da hani sıfırdan öncesi olduğunu biliyorum ben buranın. Bu şekilde yukarı doğru çıkmış. Demek ki buradan aşağıya inince bu şekilde bir de yukarı doğru çıkacakmışız. Daha sonrasında aşağı doğru inerken de burada 4'ten bakın 4'ten yukarı çıkmış. 4 şurası ise yukarı doğru çıkmış buradan. Demek ki 4'ten önce şu karşıya bir geçmiş. Şu şekilde yani. Bakın burası, şöyle silelim. Burayı temizleyelim. Bakın burası 4. Buranın ne olduğunu bilmiyorum ama biz buraya M diyebiliriz. Buranın ne olduğunu bilmiyorum, buraya N diyeyim. Ama şurasının eksi 3 olduğunu biliyoruz. Tabii bir de şurasının 72 olduğunu biliyoruz. Burası Y eksenimiz. Burası da x eksenimiz sevgili gençler. Bakın grafik şu kısım şurası, şu kısım şurası ve şu kısım da şurasıdır diyebiliriz. Güzel oldu. Peki ben şimdi bu polinomu yazmaya çalışacağım. Px polinomu diyorum. Şimdi 4 diye ve 3 diye bir eksi 3 diye bir kökü olduğuna göre x eksi 4 çarpı x artı 3 diye de çarpanlarımız vardır. Tabi burada n ve m diye de köklerinin olduğunu biz uydurduk ama var, onu da biliyoruz çünkü 4. dereceden. X eksi n ve x eksi m diye de bizim o zaman çarpanlarımız olacak. Şimdi biz buradaki 0 için 72 çıkması olayının biz P0'ın 72 olması gerektiğine bağlıyoruz doğal olarak.
P0'ı bulalım o zaman. P0 eksi 4 çarpı artı 3 şöyle yapalım. Çarpı eksi n çarpı eksi m. Bu sevgili gençler bize neyi veriyor? 72'yi. Bakın şurada ne var? Bir eksi 12'miz var. Burada da m çarpı n'miz var. Ve eksi 12 ile m çarpı n'nin çarpımı 72. O zaman burası kaçtır? Eksi 6'dır. Yani m kere n eksi 6 yapıyor. Demek ki bunlardan bir tanesi negatif. Ki n'nin negatif olduğunu biliyoruz zaten. Peki ben buraya mesela eksi 6'ya artı 1 yazabilirim. Eksi 3'e artı 2 yazabilirim. Eksi 2'ye eksi 3 yaz, eksi 2 artı 3 yazabilirim. Değil mi? Ve eksi 1'e artı 6 yazabilirim. Ve bunlardan sadece bir tanesi olacak. Sorunun güzelliği burada. M 1 olabilir ama N eksi 6 olamaz. Eksi 6 olsaydı bu tarafta olurdu. Olamıyor demek ki. Bu gitti. N eksi 3 de olamaz. Eksi 3 olsaydı bunun üstünde olurdu. Arkadaşlar N eksi 1 olabilir ama M 6 olamaz. Çünkü bu tarafta olurdu. Oh mis. Bak gitti. N kaçmış arkadaşlar? Eksi 2. M'de kaçmış? 3'müş. Artık benim polinomumun aslına bakarsanız x eksi 4 çarpı x artı 3 çarpı N kaçtı sevgili gençler? Eksi 2 idi. O zaman x artı 2. M'de kaçtı arkadaşlar? 3'tü. Demek ki çarpı x eksi 3 olması gerektiğini de biliyoruz artık. Bizden ne istenmiş? Kat sayılar toplamı. Yani P1 istenmiş. O halde P1. 1'den 4'ü çıkardık. Eksi 3. 1'e 3 ekledim. 4. 1'e 2 ekledim. 3. 1'den 3 çıkardım. Eksi 2. Bakın şu eksiler bir gitsin. 3 kere 3 9. Kere 4 36. Kere 2 72 yapar. Sorunun içerisinde de şuradacıkta bize de cevabı aslında vermiş de diyebiliriz. Değil mi? Tabii ki o 72 ile buradaki 72'nin arasında bir bağlantı yok ama işin esprisi diyelim bu da. Evet gençler, polinomu da bitirdik. Şimdi hemen bir sonraki derste mantık anlatacağım size. Hadi yallah o derse. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.